Evet, maliye video çekimlerine devam ediyoruz. Azimle devam ediyoruz. Heyecanla, aşkla devam ediyoruz. Umarım sizler de aynı heyecanla, aynı aşkla videoları izlemeye devam ediyorsunuzdur arkadaşlar. Unutmayın birlikte başaracağız. İndeks Akademi her zaman sizin yanınızda. Evet, şimdi kamu harcamaları bölümüyle dersimize devam ediyoruz. İkinci ve önemli başlıklarımızdan bir tanesi de kamu harcamalarının artış nedenleri. Sevgili arkadaşlarım, artış nedenlerini detaylı bir şekilde anlatmaya geçmeden önce ben artış tanımlarını size bir vermek istiyorum. Bakın bu artış tanımları tek başına da sınavda soru olarak size gelebiliyor. Bununla ilgili örnekler de vereceğim. O zaman öncelikle bir tanımlamalarımızı yapalım. Hani demiştik ya tanım önemli. Tanımı bilmemiz gerekiyor. O yüzden önce bir tanımlara bir bakalım arkadaşlar. Toplamda bir, iki, üç, dört tane artış tanımı var. İki tane de ara tanım var. Onları da detaylı şekilde konuşacağız. Şimdi öncelikle görünüşte artış nedir? Görünüşte artış devletin topluma sunduğu mal ve hizmetlerin miktar ve kalitesinde bir değişme olmadığı halde. Yani ne miktarı değişecek ne de kalitesi. Sadece arkadaşlar harcamalar parasal olarak artıyorsa görünüşte artış. O zaman bak bir daha söylüyorum. Mal ve hizmetlerin miktar ve kalitesinde şimdi bak burada ve bağlı çok önemli Biraz böyle Türkçe de önemli bu derslerde. V dediğimiz zaman ikisi de değişmeyecek. Tamam. Miktar ve kalitesinde bir değişme olmadığı halde değişme yok. Sadece harcamalar parasal olarak artıyor ise parasal olarak artarsa işte bu tür artışlara ne diyoruz biz arkadaşlar? Görünüşte artış ya da görünürde artış. Şimdi görünürde artışın 5 tane nedeni var. Bunları konuşacağız. İşte enflasyon var, kamulaştırma, devletleştirme var. Örneğin nüfus artışı var. Örneğin arkadaşlar işte bütçe tekniğinin değişmesi var. Örneğin aynı ekonomide nakdi ekonomiye geçiş var. Bunları ayrıca konuşacağız ama şimdi bizim önce konuşmamız gereken tanım. Bak lütfen bir daha söylüyorum. Herhangi bir soruda Artışın görünüşte olabilmesi için bize muhakkak şu iki bilgiyi vermesi lazım. Miktar ve kalitesinde bir değişme var mı yok mu? Bunu söylemesi lazım. Eğer miktar ve kalitede bir değişme yoksa o zaman arkadaşlar harcamalarda da parasal olarak artıyorsa bu tür artışlara ne diyoruz? Görünüşte artış diyoruz. Tamam? Yani kamu harcamaları burada sadece görünürde artmıştır. Birazdan detaylarına gireceğiz. İkincisi ise gerçek artış gerçek artışı da şöyle tanımlıyoruz. Diyoruz ki devletin topluma sunduğu mal ve hizmetlerin miktar veya özür dilerim şöyle düzenli olsun miktar veya bu sefer bak hangi bağlacı kullanıyorum veya ve kalitesinde kalitesinde artışla birlikte harcamaların da parasal olarak artmasıdır. Parasal olarak artması. Şimdi o zaman bak dikkat ederseniz bir artışın gerçek artış olabilmesi için ya kamu hizmetlerinin miktarında bir artış olmalı. Ya kamu hizmetlerinin kalitesinde bir artış olmalı ya da ikisinde birden bir artış olmalı. Eğer ikisinde birden veya sadece birinde artış olursa bu tür artışlara ne diyoruz arkadaşlar? Gerçek artış. O yüzden oradan hangi bağlacı kullandım veya ve bağlacını birlikte kullandım. O zaman herhangi bir kamu hizmetinin miktarı artarken kamu harcamaları parasal olarak artıyorsa gerçek artış kalitesi artarken parasal olarak artıyorsa gerçek artış. Hem miktarı hem kalitesi parasal olarak artıyorsa yine arkadaşlar gerçek artış. Şimdi bir de burada gerçek artış olan iki tane artış tanımı var. Biri genişliğine artış, diğeri yoğunluğuna artış. Genişliğine artış şudur. Kamu harcamalarının, kamu hizmetlerinin miktarında bak miktarında artışa bağlı olarak artmasıdır. Artışa bağlı olarak artmasıdır. O zaman bak sadece miktar artıyorsa o zaman bu ne tür bir artıştır? Genişliğine. Peki genişliğine artış aynı zamanda nasıl bir artıştır? Gerçek artıştır arkadaşlar. Tamam? Yani herhangi bir kamu hizmetinin miktarı artarken örneğin Türkiye'de hastane sayısı artıyorsa demek ki sağlık hizmeti miktar olarak artıyordur O zaman bu hastane artışına bağlı olarak kamu harcamaları artıyorsa bu nasıl bir artıştır? Genişliğini artış. Bir diğeri yoğunluğunu artış. Yoğunluğunu artış ise kamu hizmetlerinin kalitesinde kalitesinde artışa bağlı artıştır. Eğer kamu harca kamu hizmetlerinin kalitesi artarken harcamalar da parasal olarak artıyorsa bu tür artışlara ne diyoruz biz arkadaşlar yoğunluğuna artış diyoruz mesela Merkezi hasta randevu sistemi. Merkezi hasta randevu sistemi sağlık hizmetlerinin miktarında bir artışa neden olmaz. Sadece arkadaşlar bir kalite artışına neden olur. Peki merkezi hasta randevu sistemi için devlet ne yaptı? Bir çağrı merkezi kurdu. Bu da kamu harcamalarını ne yapar? Artırır arkadaşlar. Veya bunun için işte bir yazılım yazdı vesaire vesaire. O zaman yoğunluğun artışta neye bakacağız? kalite artmış mı buna bakacağız. Eğer sadece kalite artışına bağlı bir harcama artışı varsa bu da yoğunluğun artışı. Peki hem genişliğine hem yoğunluğun artışı aynı zamanda nasıl artıştır? Gerçek artıştır arkadaşlar. Bunu aklımızdan çıkarmıyoruz. Evet bir diğer artış tanımımız mutlak artış. Mutlak artış şudur. Kamu harcamalarının belli bir zaman dilimi içinde yıldan yıla yıldan yıla parasal olarak parasal olarak artmasıdır. Eğer kamu harcamaları belli bir zaman dilimi içinde yıldan yıla parasal olarak arttıysa buna ne diyoruz biz? Mutlak artış. Mesela kamu harcamaları 2020 yılında diyelim ki 100 milyar artmış. Kamu harcamaları 2021 yılında diyelim ki 150 milyar. Kamu harcamaları 2022 yılında diyelim ki 400 milyar. Kamu harcamaları 2023 yılında diyelim ki arkadaşlar 600 milyar. Bak dikkat ederseniz kamu harcamaları yıldan yıla parasal olarak ne yapmış? Artmış. Bunu sorgu, şey, soru olarak kurgulayın. Mesela bir soruda dedi ki kamu harcamaları önce tabloyu verdi. 2020 yılında 100 milyar, 21 yılda 150, 22'de 400, 23'te 600 milyar. Bu bilgiden hareketle kamu harcamalarının artışına ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenebilir dedi böyle bir bilgi verdi. Tablo halinde bunu verdi. Sonra da hangisi söylenebilir dedi. Kamu harcamaları görünürde artmıştır. Şimdi sevgili arkadaşlarım bakın böyle bir soruda görünürde artış olabilmesi için miktar ve kaliteye dair bir bilgi vermesi lazım. Aynı şekilde gerçek artış olabilmesi için de bu bilgiyi vermesi lazım. Şunlardan birisi olabilmesi için de bu bilgiyi vermesi lazım. Peki bu bilgilerin hiçbirini vermediyse o zaman bu nasıl bir artıştır? mutlak artıştır. Tamam? O zaman mutlak artışın tanımı da bu. Bir diğer artış tanımımız nispi, oransal artış. Şimdi nispi oransal artışı şöyle tanımlıyoruz. Diyoruz ki kamu harcamalarının ekonomik sosyal değişkenlere bağlı olarak artmasıdır. Bak bir daha söylüyorum. Kamu harcamalarının ekonomik ve sosyal değişkenlere bağlı olarak artışına ne diyoruz biz? Nispi ya da oransal artış diyoruz. Mesela milli gelir ekonomik bir değişkendir. Eğer kamu harcamaları milli gelire bağlı olarak artıyorsa nasıl bir artıştır bu? Nispi artış. Hemen soru kurguluyorum. Aynı soru bu sefer bu yıllara ilişkin milli geliri de koyuyoruz. Tamam. 2020 yılında kamu harcamaları 100 milyar. Milli gelir şu kadar. 2021 yılında kamu harcamaları 150 milyar. Milli gelir bu kadar. 2022 yılında kamu harcamaları şu kadar. Milli gelir bu kadar. Bak dikkat ederseniz eğer milli gelir artışı da varsa milli gelir arttıkça kamu harcamaları artmıştır diyordur bu bilgi. O zaman böyle bir artış nasıl bir artıştır? Nispi yani oransal artıştır. Tamam sosyal bir olaya bağlı olarak da artabilir. Mesela arkadaşlar nüfus birazdan konuşacağız. Örneğin arkadaşlar misal savaş ve benzeri nedenler. İşte bu tür sosyal olaylara bağlı olarak artıyorsa yine buna ne diyeceğiz biz? Nispi artış. Mesela 2023 yılında yaşanan büyük deprem felaketi nedeniyle buradan tekrardan Deprem felaketinde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diliyoruz yaralananlara ve diğer e, şekillerde sorun yaşayanlara da hem acil şifalar diyoruz zaten onlar geçti gitti ama aynı zamanda arkadaşlar hepsinin acısını da paylaştığımızı bir daha buradan ifade edelim. Evet şimdi o zaman bak deprem nedeniyle kamu harcamaları arttıysa demek ki neye bağlı olarak arttı? Sosyal bir olaya bağlı olarak arttı. O zaman bu tür artışlar nedir? Nispi yani oransal artıştır. O zaman öncelikle bizim bu artış tanımlarını bilmemiz lazım lazım. Şimdi bir de biz bu artışları aslında iki ana başlığa ayırıyoruz. Görünürde artış, gerçek artış. Görünürde artış nedenleri neler? Oraya geleceğiz. Bir daha görünüşte artışın tanımını yapıyorum. Devletin diyorum topluma sunduğu mal ve hizmetlerin miktar ve kalitesi değişmediği halde harcamaların parasal olarak artması görünüşte artıştır ya da görünürde artıştır. Bu arada bir hatırlatmakta, hatırlatmada daha bulunmak istiyorum. KPSS'de olduğumu hatırlamıyorum ama bazı kurum sınavlarında arkadaşlar tersinden de sorabiliyor. Mesela diyor ki paradan sıfır atılması kamu harcamalarında ne tür bir değişime neden olur? görünüşte azalır. Tamam? Yani biz hep görünüşte artış, gerçekte artış, 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 artış diyoruz ama bazen ters, ters köşe yapı veriyor soru. Azalış şeklinde de verebiliyor. Tamam? Mesela enflasyon artışı kamu harcamalarını görünürde artırır. Enflasyon düşerse o zaman kamu harcamaları önceki döneme göre görünüşte azalır. O yüzden görünüşte azalır ifadeleri görüyorsanız soruları şıklarında kesinlikle ona dikkatlice bakın. Şimdi görünüşte artış nedenleri neler? Birinci neden. Paranın satın alma gücünde azalma yani enflasyon. O zaman bakın enflasyon paranın satın alma gücünü ne yapıyor? Azaltıyor. Enflasyon cari fiyatlar genel düzeyini sürekli olarak artışı demektir. Peki fiyatlar sürekli olarak arttıkça senin de gelir durumun eğer o fiyat artışına bağlı olarak aynı oranda artmazsa o zaman giderek arkadaşlar o mal ve hizmetlerin karşısında paranın satın alma gücü ne yapar? Azalır. İşte bu duruma ne diyoruz? Enflasyon. Peki aynı durum devlet için de geçerli. Sonuç itibariyle devlet kamu hizmetlerini üretirken birçok girdi kullanıyor. Bu girdilerin fiyatları arkadaşlar hızlı bir şekilde artıyorsa o zaman devlet bu girdiler için daha fazla para harcıyor. Peki aynı girdiye devlet daha fazla para harcıyorsa bu nasıl bir artıştır? Görünüşte artıştır arkadaşlar. Tamam? Veya aynı miktar sunduğu hizmete, aynı kalitede sunduğu hizmete o hizmette kullandığı girdilerin fiyatları artıyor olması sebebiyle daha fazla harcama yapıyorsa bu ne tür bir artıştır? Görünüşte bir artıştır. Buna bir örnek verelim. Şimdi diyelim ki devlet 2022 yılında 11 kamu hizmeti sunumu için 10 top kağıt kullanmış. Ve bu kağıda arkadaşlar diyelim ki 100 TL harcama yapmış. 2023 yılında aynı kamu hizmeti için yani yine 10 birim kamu hizmeti için devlet yine 10 top kağıt kullanmış. Ve bunun için devlet bu sefer 110 TL harcama yapmış. Bak dikkat ederseniz arkadaşlar 2022 yılından 2023 yılına kağıt fiyatları %10 artış göstermiş. Yani enflasyon %10 artmış. Bu nedenle devlet aynı miktar hizmet için aynı miktar girdi kullanmış. Bak dikkat ederseniz. Peki aynı miktar girdiği, aynı miktar sunacağı hizmete bu sefer daha fazla harcama yapmak zorunda kalmış. İşte böyle bir durum varsa bu ne tür bir artıştır? Görünüşte artıştır arkadaşlar. Tamam. Fakat şöyle bir durum olabilir. Örneğimi bir küçük değiştirmek istiyorum. Yani örnek olayın kurgusunu değiştiriyorum şu an. Burayı 115 yaptım. Şimdi örnek olay şu. 2022 yılında devlet 10 birim kamu hizmeti sunmak için 10 top kağıt kullanmış, 100 lira harcamış. Aynı birim kamu hizmeti ve aynı girdiye devlet 2023 yılında 115 harcamış. Fakat 2022'den 2023'e enflasyon %10 artmış. Yani kağıt fiyatları %10 arttığı halde devlet kağıda daha fazla para harcamış. Yani enflasyonun üzerinde bir harcama yapmış. Peki burada toplam harcama artışı kaç lira? 15 TL. Bunun 10 liralık kısmı <laughs> özür dilerim. Enflasyon artışı nedeniyle oluşan görünüşte artıştır. Şimdi burada bir 5 liralık bir artış daha var. Şimdi bu 5 liralık artışın sebebi <laughs> eğer arkadaşlar kalite artışıysa. Niye kalite yazdım? Şundan dolayı. Miktar aynı ya. Bak kullanılan kağıt miktarı ve sunulan kamu hizmeti miktarı aynı. Peki kaliteyi gözle görebilir miyiz? Hayır. Demek ki devlet mesela burada saman kağıt kullanıyormuş. Burada ise kuşe kağıda geçmiş. Yani daha kaliteli bir kağıt kullanmaya başlamış mı? Evet. Bu sebeple de arkadaşlar 5 lira daha fazla harcamış. O zaman bak enflasyonun üzerindeki bu harcama artışı ne kabul edilebilir? Gerçek artış kabul edilebilir. Tamam? O zaman bu bilgiyi bu şekliyle aklımızda tutalım sevgili arkadaşlarım. Evet. Şimdi görünüşte tartışa yol açan ikinci neden. İkinci neden. Kamulaştırma, devletleştirme, bedelleri. Onu da şöyle maviyle yazacağım. Şimdi devlet özel kişilere, özel şahıslara ait arsa, arazi ve binaları bunlardan belli gerekçelerle satın alabilir kamulaştırma. Özel kişilere ait işletmeleri kamu işletmesi haline dönüştürebilir. Buna devletleştirme diyoruz. Tabii ki devlet bu işlemleri yaparken bunun karşılığı olan bedelleri de hak sahiplerine ne yapacaktır? Ödeyecektir. Fakat arkadaşlar bakın bu durumda herhangi bir hizmetin miktar veya kalitesinde bir değişiklik olmayacaktır. Tamam? Yani şöyle düşünün devlet herhangi bir binayı benden 50 milyon liraya satın aldı. Şimdi ödediği bu 50 milyon liralık bedel herhangi bir hizmetin miktarında ya da kalitesinde herhangi bir değişikliğe neden oldu mu? Olmadı. O yüzden kamulaştırma ve devletleştirme bedelleri görünüşte artışa yol açar arkadaşlar. O da böyle aklımızda olsun. Üçüncü görünüşte artış nedeni nüfus artışı. Şimdi öncelikle bir bilgiyi vermek istiyorum. Şimdi nüfus artışı arkadaşlar kamu harcamalarında hem görünürde artışa yol açar hem görünüşte artışa yol açar hem de gerçek artışa yol açar. Şimdi bu sınav sorusudur. Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarında hem gerçek hem de görünürde artışa yol açar? Bu sorunun cevabı arkadaşlar nüfus artışıdır. O zaman nüfus artışı kamu harcamalarında hem görünürde hem de gerçek artışa yol açar. Peki hangi durumlarda görünüşte artışa yol açar? Eğer nüfus artış hızı kamu harcamaları artış hızından dikkat büyükse veya eşitse bu görünüşte artışa yol açar. Bak bir daha söylüyorum. Nüfus artış hızı kamu harcamaları artış hızından büyükse veya eşitse bu görünüşte artışa yol açar. Şurayı kullanmak istiyorum bunun için. Şimdi kamu harcamaları diyelim ki arkadaşlar 100 başlangıç durumu bu olsun başlangıç. Tamam bununla kıyaslayacağız. Nüfusta 100 olsun kişi başına düşen harcama da 1. Bak kamu harcamaları 100, nüfus 100, kişi başına düşen harcama 1. Bir. Şimdi birinci durum. Ne dedik orada? Kamu harcamaları artış hızı nüfus artış hızından düşükse ya da nüfus artış hızı kamu harcamaları artış hızından büyükse. Önce buna bakalım. Kamu harcamaları bak 100 iken 110 olmuş. Nüfus ise 100 iken 100 15'e çıkmış. Peki sevgili arkadaşlarım şurayı oranladım ya. yüzü yüze böldüm 1. 110'u 115'e bölersem 0 virgül bir şey çıkar. O bir şeyin önemi var mı? Yok. O zaman kişi başına harcama miktarı ne yapmış? Azalmış. Çünkü nüfus artış hızı. Kamu harcamaları artış hızından büyük müymüş? Büyükmüş. O zaman bu durumda nasıl bir artış olur? Görünürde. Bunu unutmayın. Şimdi başlangıç durumuyla karşılaştırıyorum. ikinci durum. Kamu harcamaları 100 iken 110'a çıkmış. Nüfus da 100 iken 110'a çıkmış. Bak hep birinci durumla karşılaştırıyorum. Tamam mı? Nüfus da 100'den 110'a çıkmış. Ha kişi başına harcama miktarı değişmiş mi? Değişmemiş. O zaman bu yine nasıl bir artış? Bu yine görünürde artış. Tamam yani nüfus artış hızı kamu harcamaları artış hızına eşitse bu yine nasıl bir artış arkadaşlar? Görünürde artış. Burayı bu şekilde öğrenin. Şimdi gerçek artışa yol açan nüfus durumu ne? O da şu. Nüfus artış hızı nüfus artış hızı kamu harcamaları artış hızından küçükse Bak, küçükse lütfen bunlara dikkat edin. O zaman bu durumda gerçek artış olur. Çünkü kişi başına harcama miktarı azalır. Etrafa biraz seni yoruyorum ama tekrar bu tarafa gelmek durumundayım. Özür dilerim. Evet. Şimdi üçüncü durum diyelim o zaman. Üçüncü durum. Hep bu durumları neyle karşılaştırıyoruz? Başlangıç durumu. Kamu harcamaları 115'e çıkmış. Nüfus ise 100'den 110'a çıkmış. Bak dikkat ederseniz arkadaşlar oranlarsa birden daha büyük bir sayıya ulaşır. öyle değil mi? O zaman bak birden neye çıkmış? Birden daha büyük bir sayıya. Kişi başına harcama miktarı artmış. O zaman bu nasıl bir artıştır? Gerçek artıştır arkadaşlar. Tamam. O zaman bu gerçek artış. Tekrar oraya doğru gidiyorum. O zaman görünürde artışa yol açan nüfus meselesi bu. Gerçek artışa yol açan bu. Görünürde artışa yol açan bir diğer mesele ise toprakların toprakların genişlemesine bağlı genişlemesine bağlı nüfus artışı yani bir ülkenin toprakları genişliyorsa ve buna bağlı olarak nüfus artışı varsa bu da yine neye neden olur arkadaşlar? Görünüşte artışa neden olur. Onu da şurada örneklendirmek istiyorum. Bozmak istemezdim tablonuzu Kıymetli öğrencilerimiz ama mecburen burada örneklendireceğim. Tamam? Şöyle gülmeyin sakın. Türkiye haritası çizdim. Gülmeyin. Coğrafyacılardan daha iyi çizdim. Onlar böyle de çizmiyorlar. Ya direkt ne yapıyorlar? Harita koyuyorlar ya da kare çiziyorlar, dikdörtgen çiziyorlar onun üstünde. En azından ben bu kadarını çizebildim. Bu arada Ali Can Hoca'ya laf atmıyorum tabii. İzlemedim Ali Can Hoca harita üzerinde nasıl anlatıyor. Şimdi Türkiye'nin toprakları yani sınırları böyle. Şimdi bu sınırları genişletelim. Yani yeni toprakları ülkeye katalım. Katalım. Biraz ne yaptık? Genişlettik. Yeni harita sınırlarımız böyle. Bu arada kimsenin toprağında falan gözümüz yok. Örnek olsun diye anlatıyoruz. Tamam. Şimdi topraklarımız genişledi mi? Genişledi. Şimdi Ankara'da yaşayan bir bireye devlet 11'im kamu hizmeti sunuyor. E şimdi bu topraklarda yaşayanlar artık bizim vatandaşımız olduğuna göre bu topraklarda yaşayanlara da devlet ne götürecek? Hizmet götürecek. Şimdi diyeceksiniz ki hocam kendinizle de çelişiyorsunuz. Devlet 11'im hizmet sunarken artık kaç birim hizmet sunmaya başladı? 20 birim. Peki sevgili arkadaşlarım devlet evet hizmet olarak arttı ama kaynakları da arttı mı? Evet. Artık bu bizim vatandaşımız vergi verecek mi? Evet. Aynı ölçüde gelirleri de arttı. Bu topraklarda yer alan bütün kaynaklar artık kimin? E bizim. Bak kaynaklarımız da arttı mı? Arttı. O yüzden toprakların genişlemesine bağlı nüfus artışı da görünüşte artışa yol açar arkadaşlar. Unutmayınız. Tamam herhalde anlatabildim. Evet şimdi geldik görünüşte artışa yol açan dördüncü neden. Görünüşte artışa yol açan dördüncü nedenimiz aynı Ekonomiden nakdi ekonomiye geçir. Bunu ben hep şöyle ifade ediyorum. Değil mi? Bu tarihsel bir neden. Yani paranın kullanımı yaygınlaştıkça zaten arkadaşlar aynı ekonomi terk edilmiş. Bu arada aynı ekonomi dediğimiz takas ekonomisi, nakdi ekonomi dediğimiz para ekonomisi. O zaman bak takas ekonomisinden para ekonomisine geçişle birlikte Kamu giderleri de artmış gibi görünmüş. Neden? Çünkü takas ekonomisinde bir kayıt düzeni yoktur. Olsa da arkadaşlar o kayıtlar zaten takas edilen emtia üzerinden tutulur. Fakat para kullanılmaya başlandığı andan itibaren kamu harcamaları artmış gibi görünmüş. Tamam? Buna şöyle bir örnek vereceğim. Böyle şey e, gibi hissediyorum etrabe. Şimdi tahtaya yazıyorum ve ya, böyle ince gibi diziyorum ya. Kıyamıyorum silmeye. Evet yani evet emek işte o yüzden yüce bir değer. Yani bunca emek veriyorsun böyle güzel bir görüntü oluşturuyorsun. Bu senin ders anlatma şevkini de artırıyor ama aynı zamanda silmeye de kıyamıyorsun. O yüzden tahtanın her yerini kullanayım istiyorsun. O zaman şu köşeye gideceğim. Tamam. tamam. o zaman şu köşeye geleceğim. Şimdi bakın onu da şu köşede örneklendireyim. Diyelim ki bir kasaba var. Kasaba, kasap değil. Evet. Şimdi devlet bu kasabaya ana yoldan 10 kilometre yol yapacak. Şurası ana yol diyelim. Tamam. Ve bu ana yoldan kasabaya 10 kilometre yol yapacak. Şimdi eskiden devletler arkadaşlar kamu hizmetini takas yoluyla görebiliyordu. Şöyle ki diyordu ki bu kasabalılara bu yolu size yapıyorum. Çünkü bu yolu sadece siz kullanacaksınız veya bu kasabaya gelenler kullanacak. Dolayısıyla bu yolun yapımında siz çalışacaksınız diyor. O zaman bak burada bu yolun yapımında aslında temelde iki maliyet var. İşçilik bir de malzeme maliyeti. Öyle diyelim. Bak işçiliği hangi yolla aldı? takas yoluyla aldı. Dolayısıyla arkadaşlar bütçeye herhangi bir işçilik maliyeti yansımadı. Sadece ne yansıtı? Uyduruyorum. 5 bin liralık malzeme maliyeti. Peki takas ekonomisinde 10 kilometre yolun bütçeye maliyeti ne görünüyor şu an? 5 bin. Daha sonra anayasal devletler kuruldu ve dediler ki artık devlet kimseye angarya yükleyemez. Yani kimseyi zorla çalıştıramaz. Dolayısıyla bu kasabaya 10 kilometre yol yaptığında artık bu 5000 maliyetin üzerine bir de ne bindi? İşçilik maliyeti bindi. Uyduruyorum 3000 bin diyelim. Tamam. Bak 10 kilometre yolun dikkat edin. Takas ekonomisinde bütçede görünen maliyeti 5000, 10 kilometre yolun para ekonomisinde bütçede görülen maliyeti 8000. Peki 5000'den 8000'e çıkmış gibi görünüyor. Mu? Evet. Peki yolun kilometresinde herhangi bir değişiklik var mı? Hayır. Peki yolda kullanılan malzemenin kalitesinde herhangi bir değişiklik var mı? Hayır. Ha, o zaman arkadaşlar bak dikkat ederseniz takas ekonomisi terk edilip para ekonomisine geçişle birlikte kamu giderleri artmış gibi görünmüş. Yani görünüşte artış ortaya çıkmış. Evet. Kamu giderlerinde görünüşte artışa yol açan son neden 5. Bütçe tekniğinin değişmesi yani bütçe tekniğinin değişmesinden kastımız şu sevgili arkadaşlarım. Bütçe defterlerinin tutulma usulü değişmiş. Önceleri bütçe defterleri safi usulde tutulurken bu usul terk edilerek arkadaşlar gayri safi usule geçilmiş. Gayri safi usule geçişle birlikte kamu giderleri de artmış gibi görünmüş. Bu nasıl olmuş? Bu şöyle olmuş. Onun öncelikle şuraya bir bilgisini ha şu kısma yazacağım. Şurayı silebilirim. Sıkıntı yok. Şimdi usullerin tanımlarını da vereceğim. Şimdi 2023 yılı bütçe Ya işte o yeşilli alışmamışım ya. Normal derslerde de hep böyleyim. Hep mavi, kırmızı, mavi, kırmızı kafayı takmışım. İşte obsesif insan kötü bir şey. Obsesif takıntılı demek bir insan takıntılı olunca o takıntısı devam ediyor. Mesela şimdi buraya yeşil kullanmaya başlasam muhtemelen ilk başta çok yadırgıyacağım. Sonra alışacağım ben de biliyorum. Benim doşuma hoşuma gidecek. Evet benim de gidecek ama onu şöyle elimde tutmam lazım işte. Tamam o zaman bu, bu başlıktan sonra yeşil de deneyelim. Söz hatırına, senin hatırına hatırını kırmayacağım yeşil de deneyelim. Evet. Şimdi 2023 bütçe yılı sonuçlarının şöyle olduğunu varsayalım. Bütçe gelirleri diyelim 800 milyar TL olsun. Bütçe giderleri de 750 milyar TL olsun. Şimdi bunu iki ayrı usulde bütçe defterlerine işleyelim. Önce safi usulde işleyelim. Sonra da gayri safi usulde işleyelim. Bunun bütçe defteri olduğunu varsayalım. Tamam. Solunda gider olsun. Sağında gelir olsun. Burada da yine solda gider, sağda gelir olsun. Şimdi iki ayrı usulde aynı yılın bütçesinin sonuçlarını işleyeceğim. Safusül'de gelir ve giderler birbirinden mahsup edilir. Bütçe defterlerine sadece sonuç yazılır. Yani geliri gideri birbirinden düşürüyoruz. Sonra arkadaşlar hangisi fazla kalan veriyorsa onu bütçeye kaydediyoruz. Şimdi bütçe gelirleri 800, giderleri 750 milyar. O zaman buraya bir çek attım. Şuraya da ne yazdım? 50 milyar yazdım. Niye? Çünkü 50 milyar gelir sonucu. Bak safi üsülde yazdım. Aynı yılın bütçe sonuçlarını bütçe defterine safi üsülde böyle yazdım. Gayrı safi ise arkadaşlar gelir ve giderler birbirinden mahsup edilmeksizin bütçe defterlerine ayrı ayrı yazılır. O zaman bak şuraya ne yazacağım? 750 milyar. Buraya ne yazacağım? 800 milyar. Şimdi sen şurayı görme. Sadece iki ayrı usulde aynı yılın bütçe sonuçları yazıldığında sanki kamu harcamaları sıfırdan 750'ye çıkmış gibi görünüyor. İşte bu kadar arkadaşlar. Bu kadar basit. Tamam. O zaman bak bütçe tekniğinin değişmesinden kasıt bu. Tabii ki böyle bir teknik değişikliği bir ihtiyacın sonucunda ortaya çıkmış. Özellikle arkadaşlar anayasal devletler kurulup Erkler ayrıldıktan sonra yani yasama, yürütme, yargı ayrımı yapıldıktan sonra yasama organı, yürütme organını ne yapacak? Mali açıdan da denetleyecek. Öyle değil mi? Yani bugün bütçeyi onaylayan yasama organı, bütçeyi uygulayan yürütme organı o bütçeyi denetleyen de yasama organıdır. Peki yasama etkin ve verimli bir biçimde denetim yapabilmesi için yine aynı şekilde etkin hesap sorabilmesi için bütçe defterlerine gelir ve giderlerin ne yapılması lazım? ayrı ayrı detaylı şekilde yazılması lazım. Ha o zaman bak bu konunun demokrasinin gelişimiyle de doğrudan neyi var? İlişkisi alakası var. Mesela diktatörlük rejiminde zaten diktatör kimseye hesap vermez. O yüzden bütçe defterlerinin nasıl tutulduğunun bir önemi yoktur. Zaten bir tek kime hesap verirsin? Diktatöre. Öyle değil mi? Veya işte eski dönemde krallara, işte ne bileyim padişahlara, imparatorlara. O dönemde bütçe defterlerinin gayri safi usulde tutulmasının bir önemi yok. O yüzden işte gayri safi usul demokrasiyle birlikte gelmiş bir bütçe tekniği değişikliğidir. Evet. Buraya kadar anlattıklarım kamu giderlerinin görünüşte artış nedenleriydi. Şimdi bir de gerçek artış nedenleri var. Gerçek artış nedenlerini şöyle başlıklandırıyoruz. Diyoruz ki ekonomik nedenler sosyal nedenler siyasi nedenler askeri nedenler ve teknolojik nedenler Burada artık gevezelik edeceğiz. Yani sohbet edeceğiz, konuşacağız. Ana başlıklarımız bunlar. O zaman arkadaşlar bunlar kamu harcamalarında ne tür artışa yol açar? Gerçek artışa yol açar. Mesela ekonomik nedenler. Özellikle 1929 sonrası dönemde müdahaleci devlet anlayışı gelişmiş ve dolayısıyla arkadaşlar devletler ekonomide birçok alanda görev üstlenmiş. Mesela ekonomide istikrarsızlığı ortadan kaldırmak, tam istihdamı fiyat istikrarını sağlamak, örneğin liberalleşme ile birlikte dış ödemeler dengesini kurmak, sağlamak, örneğin dış ticaret açıklarını kapatmak gibi devletin ekonomi ile ilgili görevleri de kamu harcamalarında giderek gerçek artışa neden olmuş. İkinci olarak sosyal Şimdi sanayi devrimi ekonomik bir olay fakat arkadaşlar sosyal dönüşümlere de neden olmuş. Yani sanayileşmeyle birlikte geleneksel toplumun yerini modern toplum almış. Yani şehirli toplum, kentli toplum. Peki o zaman burada devlete sosyal birçok görev yani ödev düşmüş mü? düşmüş. Bir kere başta sağlıklı bir kentleşmeyi sağlamak devletin temel sosyal ödevlerinden biri haline gelmiş. Bu da kamu harcamalarında gerçek artışa yol açmış. Yine aynı şekilde arkadaşlar çevre sorunlarını çözmek, örneğin arkadaşlar yine sosyal güvenliği yaygınlaştırmak ve benzeri sosyal konularda devletlerin üstlendiği görevler kamu harcamalarında da gerçek artışa yol açmış. O zaman sosyal nedenler dediğimiz bunlar. Siyasi nedenler dediğimiz şu. Şimdi devlet anlayışı değişmiş. Yani artık devletler demokrasiyle yönetilmeye başlanmış. Serbest seçim sistemleri kurulmuş ve seçmen tercihleri önemli hale gelmiş. Ve bu seçim süreçlerinde özellikle siyasi partiler, politikacılar daha fazla seçmenin oyunu almak için vaatlerde bulunmuşlar. Peki bu vaatler şöyle vaatler mi? Kamu hizmetlerini azaltacağım. Size sunduğum bu hizmetlerin kalitesini düşüreceğim. Böyle bir siyasetçiye kimse oy vermez. Dolayısıyla tüm siyasetçiler topluma sunacağı ka kamu hizmetlerini artıracağı vaadini veriyor ve aynı zamanda arkadaşlar bu hizmetleri en kaliteli şekilde sunacağı vaadini veriyor. Ve seçim dönemlerinde bu vaatlerle birbirleriyle yarışıyorlar. Bu da kamu harcamalarında nasıl bir artışa yol açmış? Gerçek artışa yol açmış. Askeri nedenler dediğimiz zaman iki neden. Savaş ve savunma. Savaş ve savunma. Şimdi sıcak bir savaş durumunda zaten savunma hizmeti miktar olarak artar. Peki ülkeler her an bir savaşa girecekmiş gibi ordularını ne yapmalıdır? Hazır tutmalıdır öyle değil mi? O zaman bak savaşın olmadığı dönemler savunma dönemi diyebiliriz. Bu dönemlerde ise kalite artışı yaşanır. Anlatabildim mi arkadaşlar? Ve aynı zamanda arkadaşlar savunma dönemlerinde ülkeler ordularını güçlendirir ki caydırıcı olsun. Bak şunu unutmayın. Bir ülke ordusu iki fonksiyonu yerine getirir. Bir, caydırıcılık. iki hazır olma. Yani her an bir savaşa girecekmiş gibi hazır olacak. Aynı zamanda caydırıcı olacak ki savaş tehdidi ortadan kalksın. O zaman savaş ve savunma harcamaları her zaman kamu giderlerinde gerçek artışa yol açar. Son olarak bir de teknoloji. Şimdi teknoloji biliyorsunuz arkadaşlar hızlı bir biçimde ilerliyor. İşte yenilikler, icatlar, bilgi, bilim alanındaki gelişmeler, bilişim alanındaki gelişmeler tabii ki devletler bunun dışında kalamaz. Bunun bir biçimde içinde yer almak zorundadır. Bu da kamu harcamalarına nasıl artıracaktır? Gerçekte artıracaktır. Evet bu gerçek artış nedenleriyle ilgili en tehlikeli soru modeli şu arkadaşlar. Mesela diyor ki aşağıdakilerden hangisi? Kamu harcamalarında gerçek artışa yol açan ekonomik nedenlerden biridir. Bak böyle bir soruda 5 beş şıkkın 5'i de arkadaşlar gerçek artışa yol açan nedendir ama o şıklardan sadece bir tanesi ekonomik nedendir? Diğerleri muhtemelen şunlardan örneklendirilmiştir. O yüzden bu soru tarzına lütfen dikkat edin. Soruyu doğru okuyun. Eğer soruyu aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarında gerçek artışa yol açan nedendir diye okursan işte o soruyu hatalı yaparsın. Tamam. Lütfen videonun bu kısmını ikinci kez izleyin. Ne demek istediğimi kavramaya çalışın arkadaşlar. Evet. Böylece kamu harcamaları bölümünün ikinci videosunu da tamamladık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, güzel çalışın. Güzel güzel dersi özümseyin. Görüşürüz arkadaşlar.